Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Evet, bütçenin sonuna doğru geldik sayılır. Bu konuşmada neler söylemeliyim diye çok düşündüm açıkçası. Acaba dedim Çin'e gidecek diye törenle yola çıkarılıp sonra Halkalı istasyonuna geri dönen treni ve bu trene binen Ulaştırma Bakanı'nı mı? Bir tarihi tiyatroyu, 58 yıllık Ankara Sanat Tiyatrosu'nu bile bütçe ayırıp yerinde yaşatamayan Kültür Bakanı'nı mı, ya da bir başka göreviyle sahip olduğu otelleriyle denizi, sahili halka kapatan aslında kendine Turizm Bakanı'nı mı? Evet, hangi birini anlatayım dedim. Ya da parti binamıza dinleme cihazı yerleştirilen böceklere de, tehditkar mafyaya da sus pus olup tek bir laf etmeyen, meclise gelince ise konuşan her vekilimize el kol sallayıp laf atan, adını bile anmayacağım ergen kişiyi mi? Yoksa reform dediği günün ardından bin partilimizin gözaltına alındığı adalet düzeninin bakanını mı? Önlenemeyen kadın cinayetlerinin, açılmayan sığınakların, bir bir ölen işçilerin, yoksullukların bakanını mı anlatayım? Çocuklara tablet bile sağlamadan online eğitim yapıyoruz sanan Milli Eğitim Bakanını mı? Yoksa içinde bulunduğum 6 yıl boyunca kendi personelinin ve danışmanların ücret denkliği ve özlük hakları sorunlarını dahi çözememiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesini mi, hangi birini sıralayalım? Yoksa dedim acaba pandemide algıyla, sayılarla ve halk sağlığıyla oynamayı meslek etiğine tercih eden Sağlık Bakanı'nı mı? 300 kişilik konvoyla camiye giden, işçiden 30 kat fazla maaş alan Cumhurbaşkanı'nın bütçesini mi? Ya da pek milliyetçilerle dolu ülkemizde kar ettiği halde özelleştirilen ya da varlık fonuna devredilerek Sayıştay denetiminden kaçırılan şirketleri, Katar'a satılan Borsa İstanbul'u mu? 2020 bütçesinde olanların hepsi de seç seç beğen al şeklinde arkadaşlar. Şimdi biz bu bütçe sürecinde bakanlıklara sorular da sorduk tabii. Benim için en ilginç olan olay ve cevap şöyle gerçekleşti. Bodrumlu kadınlar Gülten Kışanağ'a o yörenin motiflerini de içeren balık desenli bir elbise hediye etmişlerdi. Kızı cezaevine bunu götürdü ve cezaevine bu elbiseyi almadılar. Ben de Adalet Bakanı'na balık desenli bir elbisede nasıl bir sakınca görülebilir diye soru yönelttim. Gelen cevap aynen şöyle arkadaşlar. İnfaz Kanunu'nun hükümlünün giydirilmesi başlıklı 64. maddesinde hükümlülerin giysilerinin iç ve dış güvenlik görevlilerinin giymekte olduğu üniformalara benzer şekil ve renkte olamayacağı hükümlerine yer verilmiştir. Bu itibarla söz konusu kıyafet anılan hükme istinaden kurum müdürlüğü tarafından kabul edilmemiş ve getirene iade edilmiştir. Arkadaşlar bir yaşımıza daha girdik yani. Elbise böyle. Evet, elbise bu arkadaşlar. Yani bizim cezaevlerindeki iç ve dış güvenlik görevlileri balık desenli elbiseler giyiyorlarmış. Şimdi tabii yani gerçekten sıkıcı, karanlık kıyafetler giymektense bunu giymek iyidir eğer böyleyse durum, ama yani böyle bir vehametle karşı karşıyayız. Evet, Gülten Kışanağ'a gönderilen ve alınmayan elbise budur. Şimdi Kocaeli Savcılığı bir karar daha çıkarmış. Kandıra cezaevindeki, daha doğrusu evet bir karar çıkarmış. Kandıra cezaevindeki bütün kadın mahpusların el yazısı olan her şeyini, okunup içeri girmiş şahsi mektupları, tuttukları günlükleri, bunları bir kitapta mesela üzerine not alındıysa o kitabı, dava dosyalarını karman çorman etmişler. Şimdi bu insanlar savunma yapacaklar cezaevlerinde. Bu nasıl bir şuursuzluktur gerçekten? Bu arada tabii kural haline getirilen işkence türü çıplak arama ise isyan üstüne isyan yaratıyor cezaevlerindekilerle.
Evet, bu arada bütçe sürecinde sizinle ilgili bir şey daha öğrendim AK Partili arkadaşlar. AK Partililer olarak aslan terbiye ediyormuşsunuz. Gerçekten böyle. Şimdi bunu Ankara dinozorları uzmanı Melih Gökçek söyledi. Ben onun yalancısıyım. Şöyle yaptı bu derin açıklamasını. AK Partililer aslan terbiyecisidir. Değil ki senin gibi birini terbiye etmesinler. Ya kendiliğinden o mecliste yola geleceksin ya da yola getirileceksin diyerek Mansur Yavaş'ı tehdit ederken söyledi. İşte bu şehre kattıklarınız maalesef bunlar. Dinozor aslan terbiyesi. Hazır bütçe konuşurken ben bu vizyon sahibi arkadaşın Anka Park'la ilgili halkımızı nasıl soymuş onu da anlatayım. Şu anda 2 ay öncesine kadar oluşmuş zararın 111 milyon lira olduğu tespit edildi. Sadece bu da değil, Ankara'da 28 milyarlık ihale 20 firma arasında kalmış. Sadece 6 yolsuzlukta kamu zararı 2.8 trilyon, toplam kamu zararı ise katrilyon pardon, toplam kamu zararı da 3 katrilyon olarak belirlenmiş durumda ve bunlar Büyükşehir Belediyesi tarafından yargıya götürülmüş. Siz razı mısınız bu adamdan arkadaşlar? Ankara halkı asla razı değil ve kuruş kuruş bunların hesabını da soracak bilesiniz. Evet, bütçe sürecine dönersek patronlar bakan olursa ne olurun örneklerini de gördük. Okul sahibi olup eğitim bakanı olunursa öğretilen her bir harfin para karşılığı olur. Hastane sahibi olup sağlık bakanı olunursa COVID-19 bir türlü meslek hastalığı sayılamaz ve ticaret halk sağlığından önce gelir. Otel sahibi olup kültür ve turizm bakanı olunursa da sahiller halka kapanır. Ben bu bütçede arkadaşlar sizin yönetiminizde nedense doğa ile insanın yarışmasını da görüyorum. Gerçekten doğa bu kadar güzelken neden onunla yarışıyorsunuz? Bunu anlamak da pek mümkün değil. Şimdi anketlere baktığımız zaman yurttaşların %69.72'si ekonominin kötü olduğunu söylerken %46.2'si de önümüzdeki 6 ay içinde daha da kötüye gideceğini söylüyor ve yurttaşlara hayatlarından memnun olup olmadığı sorulduğunda %61'i kaygılı, %39.2'si mutsuz, 24.4'ü ise ne mutlu ne mutsuz diyor. Mutluyum diyen yok. Bütçe görüşmeleri boyunca HDP ile aynı klişe sözleri kullanarak uğraştınız. Çünkü artık keseniz boş. Hikayeniz bitti ve geçmiş teranelerden başka da söyleyecek sözünüz, vaadiniz yok. E bu durumda en elverişli şey nedir? Herkes terörist, etrafımızda düşman dolu. Bu söyleme sarılmak. Ama olmuyor, inanın olmuyor arkadaşlar. Yani üzgünüm, yoksulluğun üstü bunlarla örtülmüyor. Halkın mutsuzluğunun üstü bunlarla örtülmüyor. Z kuşağını etkilemek için TikTok'a da el atsanız öyle de olmuyor, böyle de olmuyor. Bakın koronavirüs salgınının artan etkileriyle iyice yoksullar ve varlıklılar olarak bölünen bu dünyada önlemler almak zorunda. Ama esnafa epi topu 500 lira, 750 lira vererek de olmuyor bunlar. Bakın Hollanda hükümeti koronavirüs salgını boyunca bu nedenle daha doğrusu birçok yaşam alanından vazgeçmek zorunda kalan gençlerin yalnızlık, kaygı ve depresyon sorununu ortadan kaldırmak için bütçeden 58,5 milyon avro ayırdı. Almanya'da ise hükümet önlemlerden etkilenen şirketleri ayda toplam 11 milyar euroluk paketle destekleyecek, kapanmak zorunda olan iş yerlerinin ayda en fazla 500 bin euroya kadar sabit masraflarının %90'ını karşılayacak. 38 milyonluk nüfusa sahip Kanada 266 şirketle anlaşmaya vardı. Birleşik Krallık nüfusun yaklaşık 3 katı için anlaşma sağladı. Türkiye'de ise 25 milyonluk aşı için yapılan anlaşma ancak nüfusun %30'una yetecek kadar. Peki biz bu ülkelerin yaptıklarını yapamayacak kadar fakir bir ülke miyiz?
Hayır, bence değiliz. Ama yaptığınız şu, yandaşları zenginleştirdiniz, halkımızı yoksullaştırdınız. Tamam, ben sözleriniz. Açalım mikrofonu arkadaşlar. Şey, 3 oldu, 4. Bu bütçeyle de bunu yapmaya devam ediyorsunuz. Size tavsiyem, yoksulluğu örtmek için HDP ile uğraşmayın. Nafile, vazgeçin bundan. Halkımızın, halka bir an önce güvenli ve ücretsiz aşıcında buraya gelip halkın seçilmiş temsilcisi milletvekillerine karşı istihza ile konuşan kibirli atanmışlığı ifade etmek isterim. Bu ülkenin bakanı ya da cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarını halka reva görme çok çok iyi biliyor bence. Saygılar sunarım genel kurulu.